Artı TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 10 Temmuz 2022 Pazar ve her pazar olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Efendim bütün bayramlar, bütün çocukların, bütün izleyicilerimize sağlıklı, umutlu ve özgür bayramlar diliyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye'nin sıcak gündemini konuşacağız. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya bizlerle olacak. Sevgili Hüda Kaya için kısa bir tanıtım videosu izleyelim. Hemen sohbetimiz başlasın. Hüda Kaya, Sinop Boyabatlı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. İlk gençlik yıllarında sağ hareketlerde başlayan mücadele yaşamı, insan ve vicdani olmanın gereği bir gelişimle bugünlere geldi. Evlendi, ayrıldı ve hem ekonomik hem insan hakları mücadelesi kesintisiz devam etti. 1998'de başörtüsü eylemlerinin devam ettiği günlerde ulusal bir heyecan gecesi ve başörtüsü başlıklı yazısı sebebiyle tutuklandı. 20 ay ceza aldı. Aynı günlerde 13 yaşındaki oğlu Muhammed Cihat, Malatya Akpınar Meydanı'nda silah zoruyla gözaltına alındı. 1999 yılında 16, 17 ve 18 yaşlarında olan kızları okudukları İmam Hatip Lisesi'nde gözaltına alınarak anneleriyle birlikte tutuklandı ve idam cezasıyla yargılandılar. Dergi ve gazetelere yazı yazdı, radyo programları, teoloji, tefsir ve tarih çalışmaları yaptı. 28 Şubat döneminin anlatıldığı Başörtüsüne Özgürlük Yolunda Görülmüştür adlı iki ciltlik kitabı yayımlandı. Kardelen Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığı, Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği üyeliği yaptı. İki dönem HDP-MYK'de faaliyet yürüten Kaya, 7 Haziran, 1 Kasım ve Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul'dan HDP milletvekili olarak seçildi. Evet, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili sevgili Hüda abla bizlerle. Hüda abla iyi bayramlar diliyorum. Hoş geldin programımıza. İyi bayramlar. Gerçekten hepimizin, tüm insanlığın aslında, halkımızın, bütün Türkiye halkının çok az bir sınıf, istisna, gerçek bayramlara o kadar ihtiyacımız var ki, yani bayramlar demişken elbette ki gerçekten güzel bayramlar diliyorum ama o güzel bayramlar nasıl bayram olur? Hemen bir cümleyle ifade etmem gerekirse, barışın, sevginin, adaletin, doğruluğun, dürüst olmanın gerçekleştirildiği, içselleştirildiği bir toplumda yaşam zaten bayram gibi olur. Bayrama döner yaşam. Dolayısıyla biz bunları gerçekleştiremeden, içselleştiremeden, toplumsallaştıramadan iyi bayramlar demek o kadar sathi, o kadar yüzeysel geliyor ki burada ezan okunuyor şu anda. Belki biraz ses sıkıntı olabilir size. Yok, ama çabuk geçer akşam ezanı. Yani yürekten diliyorum ki gerçek bayramları hakkıyla yaşayabileceğimiz bu değerlerin toplumsallaşmasını, gerçekleşmesini bütün kalbimle diliyorum. İşte o zaman gerçekten bayram olur. Toplum, yaşam, cennet gibi olur. Ya bunlar soyut şeyler değil. İnsan kendi emeğiyle, mücadelesiyle, duruşuyla, kişiliğiyle, pratiğiyle neyi hak ediyorsa, neyi tercih ediyorsa cennetini ya da cehennemini kendisi tayin ediyor veya o bayramları hak ediyor ya da hak etmiyor. Şu anda Türkiye halkı büyük bir tarihsel cenderenin içinden geçiyor. Ama bunlar bugün karşı karşıya kaldığımız bütün bu manzara Türkiye halkının partiler üstü, kimlikler üstü, inançlar üstü, ideolojiler üstü tamamıyla ilgili tüm halkımızın, tüm Türkiye nüfusunun masum bir şekilde başına gelen bir musibet diyebilir miyiz? Hayır, elbette ki içinde yaşadığımız bir evren var ve bu evrenin de bir yasası var. İnsanlar iyi oldukça, iyiliği yükselttikçe, iyiliğin enerjisini artırdıkça, iyiler çoğaldıkça, İyi yönetilmeyi de hak edeceklerdir. En iyi yöneticiler onların
başında yönetici olabilecektir. İşte gerçek bayramları hak edelim diye diliyorum tekrar. Hüda abla, canı gönülden amin demek istiyorum bu iyi dileklerine. Umarım gerçekten daha iyi bayramlar, daha mutlu, daha özgür günler İnşallah. Gelir. Biraz gündeme gireceğiz. Gündemle çok ilgili ama özelde de soracağım bir soru var. HDP'ye yönelik çok ağır baskılar devam ediyor. Her tarafta tutuklamalar devam ediyor. Fakat az önce biyografinde de ismi geçen Muhammed Cihat, sevgili oğlun, bizim de canımız, yoldaşımız, arkadaşımız, bu demokrasi mücadelesinde her alanda yanımızda gördüğümüz bir yoldaşımız, tekrar büyüdüğü, 13 yaşında gözaltına alındığını biyografide söylüyorduk. Kocaman bir baba oldu ve torununuzun yanında, çocuğunun yanında tekrar gözaltına alındı. Bitmeyen bir aileçiniz. Niye Muhammed'i aldılar? Durumu nedir? Hukuki durumu nedir? Bunun size ve siyasetinize bir gözdağı anlamı var mı? Önce özelde Muhammed'i sorayım. Onun sevenimiz çok Muhammed'in. Hepimiz bir hukuki durumunu öğrenelim. Ondan sonra genel olarak bu tutuklamalar meselesini, HDP'ye baskılar meselesini konuşuruz. Teşekkür ederim Hayko. Çok sağ olasın. Elbette ki HDP'ye ve halkımıza her kademede, yani seçmeninden en sıradan oy vereninden, HDP'ye sempati besleyenden, hatta HDP'nin herhangi bir paylaşımını ya da herhangi bir HDP'linin paylaşımını beğenenler bile, sosyal medyada beğenmiş olanlar bile çok büyük sıkıntılara, hukuksuzluklara maruz kalan yıllar içerisindeyiz. Ve dile kolay on binlerce insan cezaevinde. On binlerce insanımız bu hukuki zulümler sebebiyle, insani zulümler sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunları derinden yaşıyoruz. Yani cezaevi, evet, duvarlar arkasında zindanlar var. Ama gerçek manada siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ülkemiz gerçek anlamda bir açık cezaevine dönmüş durumda. Evet. Bizlerin bu zulümleri ifşa ediyoruz, paylaşıyoruz, görünür kılıyoruz. Her imkan buldukça, her fırsatta, her yerde bunları söylemlendiriyoruz, gösteriyoruz. Ve gerçeğin, kurtuluşun ne olduğunu insanlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. 10 yıllardır insan hakları mücadelesi veriyoruz. Ta Mazlum Der dönemlerinden bugünlere kadar. Ve bu insan hakları mücadelesi tabii ki form değiştirerek bir şekilde hep devam etti. Yani konum değişiyor, form değişiyor, alanlar değişiyor, isimler değişiyor ama sabit kalan özne insanca yaşama talebi. Ben kendim gibi düşüneni de düşünmeyeni de, inananı da inanmayanı da, kim olursa olsun, sadece insanlar içinde değil, evrende bu ortamı, bu doğayı paylaştığımız tüm canlarımızla, bize evrenin hediye ettiği o doğayı, suyu, havayı, ağacı, yeşili ve içinde tüm varlıklar da dahil olmak üzere, barış içinde, huzur içinde, birbirimizle güven içerisinde olduğumuzda, işte o zaman cennetler bu yaşamda gerçekleşmiş olur. Cenneti biz bu dünyada gerçekleştirmiş oluruz. Bizler o zaman her günümüzü bayram gibi geçirmiş oluruz. Mücadelemiz bunun için. Yani nasıl ki insanca yaşama mücadelesinin alanları, formları, kimlikleri, etiketleri değiştiyse, zulüm yapanların da etiketleri, kimlikleri, inançları, alanları değişti, değişmeye devam ediyor. Ama dün de zulüm edenlere karşı her devirde bu yanlıştır dedik, bunu kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz dedik. Ama bugün de itiraz ediyoruz. Biz bugün de haksızlık edenlere, insanlara, doğaya, tüm canlara zulmedenlere itiraz etmeye devam ediyoruz ve ailece de devam ediyoruz. Ve biz ailece de bu duruşumuzla beraber bugün
kitlesel anlamda halk olarak, kesimler olarak, azlık veya çokluk fark etmeden Türkiye'nin tüm ezilmişlerinin yanında beraber aynı çizgide, aynı safta, aynı duruşta olarak mücadeleyi tercih ettik ve bu tercihimizi hala sindiremeyenler var. Bizlere yüzümüze karşı geçmişte 2011'de de Muhammed Cihat yine terör örgütünden cezaevine atılmıştı. Tekirdağ F2'nde evet. Kalmıştı. Hapse sanırım bir 6 ay kadar evet, kalmıştı o zaman. O zaman da yüzümüze karşı dediler, kendisine de bana da dediler. Sizin geçmişinizi, şecerenizi biliyoruz. Siz İslamcı bir kökenden geliyorsunuz, böyle böyle mücadeleler vermişsiniz. İsimleriniz şöyle, kendiniz böyle işte şöyle şöyle geçmişte mücadeleler verdiniz. Bugün Kürtlerle ne işiniz var? Ermenilerle ne işiniz var diyorlar. Sizin başkalarıyla ne işiniz var? Ne işiniz var başkalarının yanında? Kendi içinizde kendiniz gibi olanlarla beraber olmanız gerekmez mi? Ama zulüm kimden gelirse gelsin bizim insani ilkemiz budur. Kim olursa olsun. Kaldı ki inanç olarak ortak isimleri taşıdıklarını iddia edenler, zulümlerine devam edenler, zulümlerini dinselleştirenler, zulümlerini din ile kendilerine meşru kılanların dininden değilim ben. Benim öyle bir dinim yok. Bunu çok açık net yıllardır söylüyorum. Ben zulümleri meşru gören bir dinden değilim. Böyle bir dine inananların da din kardeşi değilim. Biz ailece buna itiraz ediyoruz. Dolayısıyla bizim geçmişte de haksızlıklara karşı duruşumuz ortadaydı. Biz değişmedik. Biz dün de adaletsizliklere karşı mücadele verdik. Bugün de adaletsizlik yapanlara karşı mücadele veriyoruz. Adaletsizliği, zulmü yapanların kimliği, inancı, etiketi ne olursa olsun bu bizler için fark etmez. Bugün HDP'lilere, Kürtlere, Ermenilere, efendim bölgesel anlamda daha geniş çapta daha farklı inançlar ve kimliklere yapılan zulümler artık dünyaya destan olacak boyutlara ulaştı. Dünyanın yani politik anlamda insan haklarını ihlalleri noktasında, inançlara, kimliklere, zulümler noktasında dünyanın en çok dikkati çeken bir bölgesi durumuna geldik. Bölgedeki IŞİD'vari olaylarla kadınlara yapılan, Ezidilere yapılan, Süryanilere yapılan, Alevilere yapılan, Ermenilere yapılanlar zaten ortada. Dolayısıyla biz kim olursa olsun az ya da çok zulme uğrayanlarla beraber olmayı ve insanca birlikte eşit özgür bir yaşam hedefiyle mücadele etmeyi kendimize ilke edindik. Ve HDP'li olduğumuz bugün, günden bugüne de ailece çocuklarım da dahil madden ve manen her türlü engelleme, tehdit ve zulümvari pratiklerle karşı karşıya geldik. Tüm HDP'lilerin de karşı karşıya geldiği, işte eş genel başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye eş başkanlarımızdan, yöneticilerimizden, tüm kadın arkadaşlarımızdan, gençlerimizden tutun, cezaevinde ya da dışarıda hala hukuki anlamda cenderede tutulmaya çalışılan arkadaşlarımızın durumu malum. Dolayısıyla bu süreçten elbette ki bağımsız kalmak, güvende kalmak neredeyse Türkiye'de, Türkiye cehenneminde mümkün değil gibi. Zaten gelen eleştiriler, tehditler gizli ya da açık bunlar bize sürekli geliyordu ve seçime giden süreç içerisinde biz ailece de bunun farkındaydık. Bunlar daha derinden verdiğimiz mesajlar, paylaşımlarımız, zulümlerini, ikiyüzlüklerini ortaya koymaya çalıştığımız bugün iktidarda belli isimler başta olmak üzere bizi hedef aldıklarını ve bunun işaretlerini biliyorduk, alıyorduk zaten. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmadı bizim için. Fakat
ve sizin de belirttiğiniz gibi 13 yaşında Muhammed Cihad'ın DGM'de yargılandığı o çocuk olarak benimle yargılandığı dönemlerden bugünlere geldik. Kendisinin de çocuğu var ama Türkiye'de maalesef zulüm dönemleri değişmedi. Hala cezaevleri, hala özgürlük mücadelesi, hala eşitlik mücadelesi, hala 140 karakterlik bile bir harfin sosyal medyada paylaşılabilme, düşüncesini paylaşabilme, eleştirebilmenin insan hakkı olduğunu yani kabul ettirme gibi Türkiye'de trajikomik gündemlerle uğraşıyoruz. Evet. Ve sizin de belirttiğiniz gibi 25 Haziran'da ilk gözaltına alınışı oldu cumartesi sabahı. Çanakkale terörle mücadele ekipleri tarafından. Şu anda ben yayına biraz geciktik bu kaydı yapmak için. Bayramiçe geldik. Şu anda Cihad'ın evinde bu yayına bağlanmış durumdayım. Çanakkale terörle mücadele ekipleri gelip burada telefonu, bilgisayarı başta olmak üzere teknolojik olsun, kendisinin tuttuğu notları, kitap çalışmaları olsun, cezaevi notları olsun, tüm dokümanlarına el koydular, aldılar ve bunları da terör materyalleri gibi basına lanse ettiler. Troller bu şekilde paylaştılar. Örgüt dokümanları ele geçirildi diye. Tamamıyla şahsi cezaevi notları, kitap çalışmaları, kendisine ait notlar ve iki hafta sonu gözaltında kalmıştı o dönemde 25-26-27'sinde. Pazartesi günü savcılık tutuklama talebiyle hakime sevk etti. Hakim saatler süren uzun sorgulamalar sonucunda şahsen böyle bir şey ben de beklemiyordum. Avukatlar da beklemiyordu. Hakimin ince ince eleyip sık dokuyarak çok ayrıntılı bir sorgulaması, ifade alması sonucunda tahliye etti adli kontrol ile. Çarşamba günleri hatta bırakıldıktan sonra pazartesi günü bırakılmıştı akşam. Ben de Çanakkale'ye gelmiştim o gün ve Çanakkale'de olduğum dönemde o sırada o çarşamba günü ayın 29'unda 29 Haziran'da sabah ikinci kez gözaltına köy pazarına gittik. Yine fide biliyorsunuz hani çiftçi gerçekten resmi olarak da çiftçilik belgesi aldı. Burada Orman Fakültesi'ne yazıldı. Ve ufak birkaç dönümlük de olsa bağ bahçe kendimize ait çalışmalara başladı ve başkasının da geçen seneden bu yana bahçelerinde çalışarak tarımla, toprakla, organik gıdayla ilgili deneyim ve tecrübesini, pratiklerini hem teorik anlamda hem pratik anlamda geliştirmeye çalışan ve bu alana ısrarla eğilen bir insan. Çarşamba günü köy pazarından yeni fideler aldık, alışverişimizi yaptık. Eve dönerken adli kontrol ile bırakıldığından dolayı emniyete gittik. Kendisi içeri girdi. Ben adli kontrol imza vermeye geldim dedi. Ve emniyetin verdiği cevap bize henüz tebligat gelmedi, seninle ilgili bir bilgi gelmedi demelerine rağmen ben geldiğimi teyit edeyim dedi. Orada bir tutanak yazdı, imzaladı ve fotoğrafını da çekti geldiğine dair. Ben hani buradayım, kaçma şeyim yok, Bayramiç'teyim ve Çanakkale sınırları dışına çıkmamak kaydıyla bir adli kontrol verilmişti. Ve bunu da emniyette tebliğ etmemize rağmen o gün eve döndük. Ekin'le beraber kendisi birkaç kilometre mesafedeki bahçeye ektiği fideleri bostanı sulamaya gittiler ve yeni alınan fideleri ekmeye gittiler. 8-9 yaşında oğlu Ekin ve Çanakkale değil bu sefer Bayramiç Emniyeti'nin bahçeye, orada ev falan yok, yerleşim alanı değil, bahçeye gelmesiyle
onu orada gözaltına almaya çalışıyorlar. Ve su akar vaziyette, bostan sulanır vaziyette buna şahit oldukları halde, malzemeleri, ekim malzemeleri ortada olduğu halde hiçbirini ne suyu kapatmaya bile, malzemeleri toplamaya bile fırsat vermeden çocuk korkarak babasına sarılmış vaziyette babasını çekip almaya, çocuğu da biz götürürüz annene veririz diyerek böyle son derece ilkel, son derece insanlık dışı bir tutumla gözaltına almaya çalışıyorlar orada. Ve daha sonra süreçte getirdiler bana ve ben de birlikte emniyete geçtik. Emniyette hemen kısa süren bir işlemin arkasından Çanakkale ekibi gelmişti, götürecekti. Biz çocuğa üstüne yani bir affedersiniz bir 100 lira bile verebilmek için mücadele ederken üstüne bir tişört, bir pantolon, birkaç giysi en azından verelim. Akşam üzere Çanakkale'ye gidebilme imkanımız sıkıntı olacak. Çocuk bizde. Kendisine teslim edelim diye mücadele ederken bunu bile beklemeyip arka taraftan biz görmeden emniyetin arka kapısından kaçırırcasına götürdüler. Yani zulüm her boyutuyla evet devam ediyor. Affedersiniz Hayko, bir video paylaştım sosyal medyada, bilmiyorum belki gördün mü? Evet, emniyetin kapısında tabii Cihad'ın kaçırılarak götürüldüğünü, kendisine bir 100 lira ve bir iki hani bir tişört, bir pantolon bile veremeden böyle bir sıkıntı ile, stres ile karşı karşıya kalıyorsunuz tabii. Ve orada biraz gergin bir diyalog sonucunda emniyetin kapısına çıktım. Ekin, 8 yaşındaki Ekin'e verdin telefonu, o videoyu Ekin çekti. Orada o anki psikolojimle emniyetin kapısındaki durumu aktaran bir küçük videoyu orada Ekin'in kaydetmesiyle sosyal medyada paylaşarak duyurmuş olduk. Şimdi az önce Hüda abla size Ermenilerin, kadınların, Alevilerin yanında, Kürtlerin yanında ne işiniz var diye soruyorlar dediniz. Evet. Sanırım tüm izleyicilerimizin duygularına tercüman olmak haddimi de aşmadan onların da adına size bir şey söylemek istiyorum. Tabii Muhammed'in ki, yanına vardığınızda lütfen söyleyin. Bütün Ermeniler, Kürtler, Aleviler, kadınlar, gençler onun yanındadır. Size ve ailenize yapılan bu zulüm hepimizin gündemindedir. Tez zamanda Muhammed'in de tahliyesini umuyoruz ve cezaevindeki bütün yoldaşların, o kadar çok evet, insan var ki dediğiniz gibi. Öyle, öyle. Binlerce. Bir hemen şeye geçmek istiyorum. Bu geçen hafta bir HDP'nin 5. olağan kongresini gerçekleştirdiniz. Oldukça gündemde yer aldı. İyi bir çıkıştı HDP adına. Oldukça coşkulu bir kalabalık vardı salonda ve bütün bu anlattığımız, yani HDP'ye tweetini retweet eden Kürt'e selam verenin başının belaya girdiği bir dönemde böylesi bir coşku, daha önce Nevroz'da da göstermişti kendisini. Her şeye rağmen mücadeleniz devam ediyor. Bu kongrede bir geniş danışma kurulu açıklandı. Oldukça önemli isimlerin Türkiye'nin gittiği bu zor süreçte, HDP'nin kapatılma riskinin de olduğu bir dönemde politika öğretmek adına, danışmak adına bu ülkenin kıymetli insanları da orada görev aldı. Profesör Doktor Şebnem Oğuz HDP'nin danışma kurulunda yer aldığı için evet, üniversitedeki evet, işine son verildi. Bir bedel ödendi ki zaten kongreniz kocaman evet, bir Deniz Poyraz resmiyle evet, açılmıştı. Büyük bedeller ödeniyor. Ne diyorsun Hüda abla? Her şeye rağmen eş başkanlar önemli mesajlar verdi. Biraz da evet, muhalefete önemli şeyler söylediniz. Yani o kadar da kolay değil. Sizi zora sokmak istemiyoruz ama bizi görmezden gelerek, bizim bütün bu acılarımızı yok sayarak devam ederseniz o kadar da her şey cepte değil dediniz. Ne diyorsun? Muhalefet bunu duyuyor mu? Türkiye'de demokrasi cephesinde Millet İttifakı'nın bu meselelerle biraz daha sıcak ilgilenmesinin önü açık mı? Onları bununla zorlayabilecek misiniz? Evet, öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu HDP'nin kongresi gerçekleşti. Bu vesileyle bir kez daha sevgili eş genel başkanlarımıza, Mithat hocamıza, Pervin başkanımıza başarılı hizmetler
özgürlükte, barışta güzel sonuçlar alabileceğimiz ve o günleri görebileceğimiz güzel bir dönem diliyorum. Ve tüm HDP olarak tabii ki ben Çanakkale'den hani cihatın olayları sırasında buradaydım. Çanakkale otobüsü buradan giden gruplarla Ankara'ya geçtim. Ve orada Türkiye'nin her bir tarafından, Karadeniz dahil olmak üzere, çünkü bizzat gelip ben işte Karadeniz'den, Ordu'dan, Rize'den falan, Samsun'dan geldik deyip kendilerini tanıtan arkadaşlar oldu. Türkiye'nin her bir tarafından, her kimlikten, yani bir müzik çalıyor, horonu da var, halayı da var. Yani inanılmaz bir Türkiye rengi vardı orada. Türkiye coşkusu vardı orada. Ve benim için asıl güne damgasını vuran eş genel başkanlarımızın verdiği mesaj idi. Ve tam da zamanındaydı ve gündemde. Artık şunu gerçekten ben hani artık ihtiyaç olduğunu bile düşünmüyorum. Yani bugün iktidarın en tepesindekilerden, her kademede iktidarda bulunan isimlere herhangi bir mesaj vermenin bile artık insanlık adına, dostluk adına, barış adına ne kadar bir karşılığı olabileceğine dair bunun gerekli olup olmadığını tartışılır, konuşulur. Ama asıl mesaj verilmesi gereken, Türkiye'nin geleceğini ve kaderini tayin edecek olan ve zaten ömrünü tüketmiş, bitirmiş, çökmekte olan bir iktidardan sonra bu iktidarı devralacak olan güçleredir. Ve bu güçlerin içerisinde elbette ki altılı masa olacaktır. Altılı masa da olacaktır. Sadece altılı masa olmayabilir elbette ki, kaldı ki altılı masanın da olduğu çok daha güçlü, güçlendirilmiş, demokratik bir yapılanma, ortaklaşma ve elini taşın altına birlikte koyabilme pratiği Türkiye için son derece can yakıcıdır. İşte tam da böyle bir gündem içerisinde, onların da toplandığı bir gün idi zaten o gün, artık net duruşlarını ortaya koymak zorundalar. Aylardır toplanıyorlar, tartışıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Yani birbirleriyle hangi ilkeler çerçevesinde buluştuklarını elbette ki açıkladıkları var, açıklamadıkları var, konuşup tartışıyorlar. Ama ortaya net bir şekilde koymaları gereken tutum, HDP ve Kürt sorunuyla ilgili, özgürlüklerle, hukuksuzluklarla ilgili duruşlarını, tutumlarını, pratiklerini, hedeflerini ortaya koymak zorundalar. Bu Türkiye için kaçınılmazdır. İktidar olmak için mevcut olan tüm aktörler için, irili ufaklı tüm aktörler için de kaçınılmaz bir durumdur bu. HDP'yi göz ardı ederek, Kürt sorununu göz ardı ederek, özgürlükleri göz ardı ederek, barışa olan toplumsal ihtiyacı göz ardı ederek, iktidarın milliyetçi, milli vatan, millet hamasetine kurban olarak, özellikle bu ifadeyi kullanıyorum, alet olarak, susarak, sinerek, muhalefetin demokratik çabalarını ancak zayıflatmış olunur. Bu muhalefetin o demokratik direnişini, duruşunu zayıflatır, zafiyete uğratır. Dolayısıyla bu noktalarda iktidarın bu savaşçı, ölümden beslenen pratiklerine, politikalarına karşı muhalefet, hayır, biz ölümlerden beslenmiyoruz, bizler kandan beslenmiyoruz, bu ülkenin geleceği, vatan, millet, kurtuluş, gelecek, kan ile değil, ölüm ile değil, tabutlarla değil, savaş ile değil, bir arada huzur, güven, barış içerisinde ortaklaşmadan, yaşamadan geçer. Artık tabut istemiyoruz. Askerlerimiz ölmesin, gençlerimiz ölmesin, polislerimiz ölmesin, kadınlar, erkekler, çocuklar,
katledilmesin, panzerler çocukları çiğnemesin, yaşlıları çiğnemesin ki ben bizzat kendim şahit oldum orada, o bölgelerde panzerlerin, akreplerin nasıl bir hızla o sokaklardan geçtiğini, sanki bir insanı, bir çocuğu kaçamayacak herhangi, yani mümkün değil kaçabilmek. Nasıl ezerek geçip gittiğini ben kendim şahit oldum. Dolayısıyla bunlar hep savaşçı, öldürmekten beslenen intikamcı politikaların bir sonucu. Artık bir, Türkiye bir umut görüyor musunuz Hüda abla? Yani Kemal Bey'in mesela son dönemlerde bu konularda bir takım çıkışları var. Bölgeyi de ziyaret ettiği, kayyumlara da karşı olduğunu söylediği bir takım açıklamalar, bir takım yüzleşme çağrılarında bulunuyor. HDP'nin bu çağrısıyla beraber açık açık HDP ile Kemal Bey'in, CHP'nin görüşmesi, bazı konularda uzlaşması, bunu kamuoyuna deklare etmesi, insanların gönlü rahat bir şekilde tarif edilmiş bir adaya oy vereceği bir rahat sürece, muhalefetin topyekün bir araya gelebileceği bir sürece gidiyor muyuz? Yani bunun emaresini görüyor musunuz? İşte bütün mesele bu. Yani bu kadar ağır bedeller ödenirken, bir taraf yakıcı bir zulmün içerisindeyken, diğer muhalefetin ki büyük bir kesimi bu zulmü ve yanışı göz ardı ederek hala kendi içlerinde, yani biz HDP ile aynı karede de olmasak olur, aynı fotoğrafı vermesek de olur, görüşmesek de olur, biz HDP ile görüşmesek de HDP'yi dışlamış olmuyoruz tutum ve söylemlerinden uzaklaşarak tüm muhalefetin demokratik duruşunu ortaklaştırma, muhalefetin demokratik çabalarını güçlendirme ve bu iktidarın zulümlerine karşı daha da güçlü bir muhalefeti sergileyebilme noktasında daha somut adımlar gerekiyor. Yoksa gerçekten Kemal Bey'in ortaya koyduğu bazı adımlar, tutumlar, söylemler bugüne kadar CHP tarihinde olmayan adımlar, en cesur adımlar, bugüne kadar söylenemeyen, özlenen adımlar, söylemler. Bunlar elbette ki göz ardı edilemez, gerçekten kıymetli gelişmeler. Ama bunları söylemden öte biraz daha cesaretle artık somutlaştırılması gerekiyor. Bu tabii ki sadece CHP'nin sorunu da değil, sadece Kemal Bey'in sorunu da değil. Kendisinin muhalefet yapısı içerisindeki yaşadıkları çekincelerin, endişelerin farkındayız da. Ama artık lütfen tüm muhalefet, HDP'li olan olmayan, kardeşim siz bu AKP'nin zulümlerine iki gün daha tahammül edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Daha tahammül edebilecek haliniz var mı? İstiyor musunuz gerçekten Türkiye'yi cehenneme döndüren, uçurumdan yuvarlayan, insanları bir ekmeğe bir lokmaya muhtaç eden, inim inim inleten bu iktidarın gitmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sadece evet bir Kürt sorunundan bahsediyoruz, bir HDP'yi kendileriyle beraber, kendilerini nasıl ki meşru demokratik bir muhalefet temsilcileri olarak görüyorlarsa, elbette ki HDP'yi de bu tutum ve söylemle ve doğallıkla kabul etmeleri kaçınılmazdır. Muhalefet olmanın gereğidir ama sadece sorun bu da değil. İşte yoksulluk sorunu, işsizlik sorunu, pahalılık, enflasyon sorunu, insanlar gerçekten bir lokma ekmeğe muhtaç. Yani dolayısıyla Türkiye bu kadar büyük sıkıntılar, problemler içerisindeyken artık AKP'ye tahammülünüz kaldı mı kalmadı mı? İstiyor musunuz, soru istemiyor budur. Musunuz? Evet. Bu kadar. Yani bunun gereği yerine getirilmeli ve tüm muhalefet, demokratik mücadele veren tüm muhalefet çevreleriyle gerçek, ciddi, meşru, doğal bir buluşma gerçekleştirilebilmelidir. Şimdiye kadar gerçekten bu çok gecikildi ve AKP'de maalesef cesareti buradan alıyor. Hüda abla, başka bir konuya geçmek istiyorum. Yine konuyla bağlantılı. Şimdi Türkiye'de bazı konular o kadar ciddi, kronik sorunlar haline geldi ki
artık siyaseti açtık, bunları nasıl düzelteceğiz bir toplum olarak diye konuşmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de toplumda her tarafta yükselen şiddet sarmalı. Bir sağlık çalışanı, sürekli sağlık çalışanlarına karşı saldırılar, çok yoğun mesailer, işlemeyen bir sistem, yürümeyen bir randevu sistemi, korkunç bir kaosa geri dönüldü sağlık sektöründe. Ve bir sağlık çalışanı Konya'da öldürüldü, bir hukukçu öldürüldü. Her kesimden insanlar her gün şiddet altında. Devlet Bahçeli iki gün grev kararı alan, protesto kararı alan Türk Tabipler Birliği'ni terör yuvası ilan etti ve Konya'daki bir imam vaazında işte gidiyorsun iğne yaptırmak istiyorsun. Doktor yok, öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin diyerek hala bir sağlıkçı katledildiği günlerde bunu söyledi. Ne yapacağız? Bu kadar büyük bir sorun. Dağıtılan silahlardan bahsediliyor 15 Temmuz'da. Bırak onu, her taraf silah kaynıyor. Toplumun her kesiminde ciddi bir zaten moral bozukluğu ve öfke var. Ne diyorsun Hüda abla? Bu meseleler çok can yakıcı hale gelmeye başladı. Bunlar kasıtlı mı? Bunlar şiddet yükselsin mi isteniyor? Bundan da korkuyoruz biraz. Son bir yıl içerisinde seçime giderken hep başımıza kötü şeyler geldi yakın dönemde. Biraz da şiddet duygusunun artmasının politik bir arka planı var mı? Evet. Biraz önce hani kandan, tavuttan, savaştan, kaostan beslenen iktidar yapısına vurgu yapmıştım. Sınır dışını dışında bir kaos, bir savaş yoksa, sınırın ötesinden bir tabut gelmiyorsa, toplum içerisindeki oluşturulan kaotik ortam, hani hatırlar mısın 1 Kasım'a giden süreçte ya istikrar ya kaos demişti. Evet. Malum genel başkan ve kendilerinin zorunlu olarak seçilmesini tek alternatif olarak tehdit edercesine, şantaj edercesine halka bunu böyle lanse edebildiler. Bunu söyleyebildiler. Yani gördük işte istikrarı bir alternatif gibi sunanların kaosu günlük doğal bir yaşam haline nasıl getirdiklerini gördük. Şiddeti artık doğal günlük bir yaşamın parçası haline nasıl getirildiğini gördük. Kadın cinayetleri, sağlıkçılara yönelik şikayet, sokaklarda şiddet her boyutuyla arttı ve gerçekten toplum büyük bir kaotik, umutsuz bir duruma geldi. Bakın dün bir cenazedeydim. Gencecik bir arkadaşımızın, bir genç insanımızın intihar etti. Yani o kadar çok intihar haberleri alıyoruz ki, o kadar çok gençler intihar ediyorlar ki basına yansımıyor bunlar. O kadar çok sıkıntı var ki, insanlar öyle umutsuzluk içerisindeler ki. Yani Türkiye'nin geldiği nokta bu. Yani sessiz bir şiddet de var. Sadece görünür olan şiddet değil. Birinin birine uyguladığı şiddet değil. Umutsuzluk vakaları çok büyük. İnsanların özellikle genç yaşlarda insanların intihar vakaları çok yoğun. Her kesimden hiç ummadığınız insanlar, şok oluyorsunuz. Ya olamaz diyorsunuz, bu intihar edecek bir insan değil diyorsunuz. Ve Türkiye'de inanılmaz bir farklı şiddet de var aynı zamanda. Ve iktidar toplumun DNA'sıyla oynadı. İktidar bu toplumun kimyasını bozdu. İktidar bu toplumun değerlerini çürüttü, insanlığını çürüttü. Değerleri çürüyen toplum mu, ayakta tutan ne olabilir? Bakın bir hoca nitelikli, hoca kılıflı, etiketli bir yaratık çıkıyor. Sen olsan öldürmez misin diyor ya sağlıkçılara, doktorlara. Bu nasıl bir konuşma? Bunu cemaatle konuşuyor, kişisel bir konuşma değil. Acil servisler açık.
ve o iğneler yapılıyor. Yani böyle bir evet. sağlık hizmeti de mecburi anlamda sürüyor. Bu da yalan. Dün yani. Dün gördüm Alpo Çapa'da polis sağlıkçılara şiddet uyguladı. Kendi uyguladıkları şiddet ortamında kriz geçiren bir polise yine ilk yardımı hemen el uzatan yine doktorlar oldu, sağlıkçılar oldu yani. Giderlerse yine, gitsinler dedikleri doktorlar. Ya olamaz böyle bir şey. Yani onlar gibi düşünmeyen, eleştiren, düşünen, sorgulayan her insan, farklı olan her kimlik, her ses ya gidecek ya susacak ya da zulüm edecek, susturulacak. Olamaz böyle bir şey. Dolayısıyla işte bu insanlığı değersizleştirmektir. Vicdanları öldürmektir. Allah aşkına Halko ya, bak hangi inançtan olunursa olunsun ya da isterse hiç inanılmasın. Vicdanını öldüren bir insan, insan değildir. Fiziki olarak insan görünümünde olmak demek insan demek değildir. İnsan vicdanıyla insandır. Doğruluğuyla insandır. İnsani ilişkileriyle insandır. Erdemliliğiyle, başkalarının da huzurunu, barışını, güzelliğini, sevgisini büyüten, geliştiren duruşuyla insandır insan. İnsan de bu soyut değerlerle insandır. Yoksa bedenen, fiziki olarak bir insan vücuduna sahip olmak demek insan demek değildir. Bugün bu zulümleri yapanlar, insanları, toplumları değersizleştirenler, toplumu karanlığa götürenler, her gün öfke, nefret ve kan, düşmanlık ile kendilerini var edenler ve bundan beslenenler nasıl bir vicdana sahip olabilirler? Nasıl insani bir duruşa sahip olabilirler? Dolayısıyla toplumun kimyasını bozanlar her yerde, her sokakta, her otobüste, her adımda, her evde şiddete müsait insanlar ortaya çıkardılar. Bu sağlığa da yansıyor, hukuka da yansıyor, polise de yansıyor, zabıtaya da yansıyor, bekçiye de yansıyor. Evde aile ilişkilerine de yansıyor. Her yere yansıyor. Kadına yansıyor, çocuğa yansıyor. Yansımayan bir yer var mı? Çocuklar evet. tecavüz ediliyor. Bakın Türkiye'nin tarihinde bu kadar çok çocuk tecavüzünün gündem olduğu, çocukların şiddete uğradığı böyle bir dönem yok. Dolayısıyla toplumun kimyasını bozdular. Değerlerini alt üst ettiler. Hüda abla son birkaç dakikamız kalmış, arkadaşlar uyardı ama sana bunu sormadan edemeyeceğim. Bu hafta içinde Sedat Peker tekrar bir takım ifşalarda bulundu ve 96, 97, 98 yıllarındaki yaşı 40 yaşın üstü olanlar bizler çok iyi hatırladığımız dönemler. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz kumar oynamış, görüntü alınmış, yumruk yemiş. Sonra Sedat Peker'i cezaevinden tahliyesi karşılığı bu videoları yayınlatmasına mani olmuş. Üste 5 milyon dolar vermiş. Hüda abla, o tarihler insanların nelerle uğraştığı, o dönem ne mücadelelerinin olduğu, insanların başına ne felaketlerin geldiği yıllar. Ve ülkenin başbakanı mafyayı hapisten çıkarıp kendi derdini çözsün diye tahliye etti. Demek ki o zamanda da ne kadar kötü şeyler. Az önce bahsettik, programı umutsuz kapatmak istemiyorum ama bugünün gençliğini düşünelim. Bir de kapımızda Ukrayna-Rusya savaşı, millet 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Bir yerden iklim krizleri, bir yerden diktatörler, bir yerden salgın hastalıklar. Son soru Hüda abla, umutlu musun? Hayko, bak insanlıktan ve genellikle ideolojik, siyasi, politik, popülist ifadelerden ziyade ben çözümün insanda olduğunu düşünüyorum. Etiket, kimlik ne olursa olsun, inançların da üstünde, partilerin de üstünde, tüm kimliklerin üstünde önce insan olmak gerekiyor. Ama gerçekten bakın iktidar neden endişeli, iktidar neden bu kadar telaşlı, iktidar neden bu kadar
nefreti ve şiddeti artırarak kendini var etme mücadelesi veriyor. Neden sonunun geldiğinin farkında değil mi sanki iktidar? Farkında. O da görüyor sonucu, araştırmaları. Bütün bunlar bizim için çok büyük bir umut. Tükendiler, bittiler, bitiyorlar, eriyorlar. Ama sadece erimekle değil. İnanın bakın, hani Peker diyor ya 40 yaşın üstündekiler falan. Ya ben 40 yaşta demiyorum. İnanın Türkiye'de ki dünyada da öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü küresel anlamda insanlığın bir yeni forma geçiş sürecinde olduğunu düşünüyorum. Yeni bir huzur, barış, özgürlük, doğayla barışık, insanlarla barışık, kimliklerle barışık, belki çok daha derin bir kaotik kısa bir sürecimiz olabilir ki görünüyor. Ama inanın gelen gençlik bambaşka. Onları hiçbir kimlik, inanç, ideoloji, şu bu onları ilgilendirmiyor. İnsanlığın huzuru, insanlığın barışı, doğayla barışık, yeryüzüyle barışık, tüm insanlarla barışık, sınırların ve sınıfların olmadığı, gerçekten bir yeryüzü barışını getirebilecek inanılmaz güzel bir gençliğin Türkiye'de, özellikle de Türkiye'de çok güçlü bir şekilde geldiğini görüyorum. İnanın gerçekten bu anlamda çok umutluyum. Bu içinde bulunduğumuz süreçler, bakın cezaevi süreçlerini hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz yüreğimize dokunan acılarla, zulümlerle yani yakmak istiyorlar bizi, acıtmak istiyorlar. Ama inanın kendi sonlarının farkında olduklarından bunu yapıyorlar. Yoksa şu anda on binlerce insanımız var içeride. Öyle güzel bir çıkışları olacak ki yakın bir zamanda. Öyle güzel bir özgürlük halayları çekeceğiz ki yakın bir zamanda. Öyle güzel bir barış halayları çekeceğiz ki yakın bir zamanda. Aman beni bekleyin, sakın bensiz başlamayın Hüda abla. Siz de hep beraber, hep beraber. İnanın bunu laf olsun diye söylemiyorum Hayko. Bütün kalbimle buna yürekten inanıyorum. Aynen o emniyetin önünde çektiğim videoda Cihad'ın bir mesajını da orada söylemiştim. Paylaşım da yapmıştım. Bunu her zaman söylüyoruz. Güçlülerin hukukunda değil, hukukun güçlü olduğu dönemlerde barışı, özgürlüğü doyasıya yaşayacağız ve bugün zulmedenlere de zulmedenlerle de hesaplaşacağız. O günler uzak değil, yakın. Asla umutsuzluğa yer yok. İyi olalım, iyiliği çoğaltalım. Barışa, özgürlüğe, sevgiye olan umudu yükseltelim. Enerjiyi yükseltelim ve toplumumuzda bunu içselleştirmeye çalışalım. Hüda abla, çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. Cezaevlerine gittiğinizde başta Muhammed, bütün arkadaşlarıma selamlarımızı iletin. Dışarıda özgür ve bir arada olduğumuz günlerin umuduyla çok İnşallah. Teşekkür ederim bugün bizimle olduğunuz için. Hayırlı yayınlar, iyi bayramlar. Teşekkür ederim, iyi bayramlar. Evet sevgili izleyenler, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili sevgili Hüda Kaya bizlerleydi. Haftaya yepyeni bir programda bambaşka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.